Gençler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta sınıflandırmaya güzel bir giriş yapmıştık. Bu hafta canlıları aslında nasıl sınıflandırdığımızın temel prensiplerinden ve domain mantığından bahsedeceğiz. Hadi gelin birlikte öğrenelim. İlk yapılan sınıflandırmalara baktığınız zaman insanlar tabii ki farkında oldukları canlılarla ilgili konuşmuşlar ve temelde gördükleri bitkiler ve hayvanlar. Dolayısıyla canlıları o şekilde ayırmışlar. Ancak mikroskobun gelişmesiyle birlikte Mikrobik canlılar, mikroskobik canlılar ya da mikro dünyanın canlıları ki mikrometre aslında 10 üzeri eksi 6 metredir. Bu ölçekteki canlıların da varlığıyla beraber aslında artık sınıflandırma yetmemiş. Hatta çok daha ilkel modellerde işte hayvanlar uçanlar, yüzenler, yürüyenler, bitkiler, ot, çalı, ağaç gibi kavramlar şeklinde ayrılmışlar. Ama elbette ki bunların hiçbiri şu anda günümüzde kullanılan bilimsel sınıflandırma değil. Peki ne sormuş bize okul kitabımız? Demiş ki canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmanın neden yetersiz kaldığı hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Hemen bir üstündeki paragrafa dikkat edin. Mikroskobik canlıların keşfiyle sınıflandırmada yeni yaklaşımların gerektiği ortaya çıkmış. Bunu söylediğiniz zaman zaten aslında soruyu cevaplamış oluyorsunuz. Canlıları sahip oldukları hangi özellikler bakımından sınıflandırırdınız? Bu özellikler hakkındaki varsayımlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız dediğinizde aslında arkadaşlar şu anda yapmaya çalıştığımız sınıflandırma temelde beslenme özelinde bir sınıflandırma ama biz birçok yerde hücrenin sayısından hücrenin tipinden de bahsedeceğiz sınıflandırmanın temel mekanizmaları içerisinde. Biz bu sınıflandırmaya neden kafayı bu kadar takıyoruz? Çünkü çeşitliliğin korunabilmesi için arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasının, tanımlanmasının zorunlu olduğunu biliyoruz. Hatta şurada çok güzel bir cümle var. Sınıflandırılmış canlılar kadar keşfedilmemiş organizmalar da önemlidir. Çünkü sonuçta onlar da ekosistem içerisinde bir görev almışlar ve dolayısıyla sınıflandırma bize yeni keşifler de doğuracağı için biz ciddiye alıyoruz. Biyolojik sınıflandırma sistemine baktığımızda 3 üst alem yani domainden bahsedeceğiz. Bakteriler, arkeler ve ökaryotlar. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Sonra bakteri domaininin altında bakteriler alemi, arke domaininin altında arkeler alemi, ökaryot domaininin altında ise Protista, bitki, mantar ve hayvanlar alemini göreceğiz. Şimdi mavi yazdığım yere dikkat edin lütfen. Genel olarak değerlendirdiğimizde hücre tipine, hücre duvarı yapısına, hücre zarı ve kromozom yapılarına, gen dizilerine, metabolik ve ekolojik özelliklerine bakacağız ve domainleri kendine özgü olarak gruplandıracağız. Tamam? Zaten bütün kurgular ve sorular bu yönde olacak. Bakalım öyleyse Şimdi bakteriler ve arkeler prokaryot hücre tipine sahip. Ne demek hocam prokaryot? Zarlı organel ve çekirdek içermeyen demek. Ökaryot ise tam tersi. Zarlı organel ve çekirdek içeren canlılar. Ve sizin nasıl uyarmıştım ben? Prokaryot ve ökaryot canlıları tek hücre çok hücre gibi öğrenmeyin. Sakın bu bilimsel bir hatadır. Prokaryotlar zarlı organel ve çekirdek içermezler. Evet bakteriler ve arkeler tek hücrelidir. Ökaryotlar zarlı organel ve çekirdek içerirler, tek hücreli de olabilirler, çok hücreli de olabilirler. Anlaştık mı? Yani ökaryot çok hücreli demek değil, zarlı organel ve çekirdek içeren demek. Ökaryotlar içerisinde tek hücreliler de olabilir, çok hücreliler de olabilir. Mesela hocam protista, amip, öglene, paramesyum gibi canlılar tek hücre. Maya mantarları, mantarlar alemi içerisinde tek hücre. Dolayısıyla ökaryotlar tek hücre de olabilir, çok hücre de olabilir. Peki madem bakteri ve arkeler prokaryot hocam. Neden farklı domain, farklı alemler içerisinde inceliyoruz? Çünkü arkadaşlar bakın sarıya dikkat edin. Özellikle hücre duvarının içeriği yani protein karbohidrat yapısı ribozomal RNA'daki farklılık ki okul kitabımız yazdığı için söylüyorum. Bu iki temel şey bakterileri, arkeleri birbirinden ayırır. Bir de birazdan bahsedeceğim. Birçok arkede DNA'nın histon proteinleri denilen özel proteinlerle sarılı olduğunu göreceğiz ve bu ökaryotlara benzeyen özelliğidir. Bizim de DNA'larımız histon proteini denilen özel bazik özellikte bir proteine sarılı durumdadır. Bu da arkelerden bazılarında görüldüğü için biz prokaryot içerisinde arkeleri ökaryotlara daha yakın sınıflandırırız. Şöyle baktığımız zaman değişen çevre koşullarına uyum sağlama yetenekleriyle bilinen prokaryotik canlılar diye cümleye girmiş ve aslında birçok özelliğinden bahsetmiş. Çoğunluğu suyun akışı havanın hareketiyle hareket eder, yer değiştirir ama bazılarında kamçı var. Bazılarında yüzeye tutulmayı sağlayan pilus denilen yapılar var. Bazılarında kendi normal halkasal DNA'larının dışında bakın dikkat edin plazmit bir de DNA var. Ve bu plazmit DNA yeri geldiğinde konjugasyon denilen bir olayla kopyalanıp aynı türden başka bir bakteri aktarılabilir. Yani burada nükleoid dediğimiz DNA yapısı aslında halkasal DNA'dır. Lütfen şuradaki halkaya benziyor diye ona halkasal demeyin. Onun adı plazmit DNA'dır. Tamam? Neredeyse tamamı kalın ve sert bir hücre duvarına sahiptir. Yani mesela bütün bakterilerde hücre duvarı vardır ifadesi hatalı. Buna dikkat etmeniz lazım beslenmelerini ototrof ya da heterotrof olarak gerçekleştirebilirler. Yani hocam mesela ototrof ileride öğreneceğimiz bazıları fotosentez yapar, bazıları kemosentez yapar. Heterotroflara baktığımızda bazıları çürükçüldür yani saprotroftur, bazıları da parazittir vesaire vesaire. Şimdi bakteriler özelinde konuşacak olursak bunlar tek hücreli ve prokaryotik hücre yapısına sahip demiştik. Toprakta, suda, havada, canlı organizmaların yüzeyinde, içinde, ölü organizmaların içerisinde her yerde bulunabiliyorlar. Artık doğada var olma nedenlerine bağlı olarak arkadaşlar farklı farklı ortamlarda yaşayabilirler. Hem yararlı olanları var, hem zararlı olanları var. Yani mesela bizde zararlı olanlar Hastalığa neden olanlar mesela bakın yan tarafta salmonella bakterisi ki bir sindirim sistemi hastalığına neden olurken aynı zamanda tam aksine sindirim sistemimizin güzel bir şekilde çalışabilmesi için de yararlandığımız bir takım bakteriler var. Marka ismi vermeyeyim mesela bazı yoğurtların içerisine onu koyuyorlar ki sindiriminiz düzenlensin. Ya da bazı ticari amaçla kullanılan bakteriler var. Mesela yoğurt yapımında kullanıyoruz. Bazılarını ilaç endüstrisinde kullanıyoruz. Gen aktarımı yaparak biyoteknolojik çalışmalarda kullandıklarımız var. Yani bazıları yararlı, bazıları zararlı hocam. Peki. Arkeler şimdi dedik ki bunlar da prokaryot tek hücreli canlılar ama bakterilerden farklı olarak hem duvar yapıları farklı, hem ribozomal RNA'ları farklı, hem de ökaryotlar gibi bazıları histon proteini denilen ve DNA'larının etrafında sarıldığı özel proteinlere sahip. Dolayısıyla bunları ne yapıyorum? Hem domain olarak hem alem olarak bakterilerden ayırmış oluyorum. Arkeler için gözümüze çarpan en temel bilgilerden bir tanesi ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip. Yani işte aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı tuzlu, aşırı bazik, aşırı asidik ortamlar. Ama bu şu demek değil. İşte bakterilerin hiçbiri Zorlu koşullarda yaşayamaz demek değil. Mesela sizin midenizde Helicobacter pylori aşırı derecede asidik bir ortamda kendi özel kimyasal tepkimeleriyle mide asidine karşı kendisini koruyabilir. Dolayısıyla evet arkelerin genel özelliğidir ama bakterilerde de bazıları sıra dışı koşullarda yaşayabilir. Biz bunu birazdan güzel bir ayrımla netleştireceğiz. Mesela Thermus aquaticus denilen bir bakteri var. İleride PCR denilen tekniği detaylı bir şekilde tekrar anlatacağım zaman diyeceğim ki Thermus aquaticus sıcak ortamlarda yaşayan bir bakteridir ve bunun enzimi sıcağa dayanıklı olduğu için laboratuvar ortamında kullanılır. Ancak bir ayrım var. Sıcak var, sıcak var hocam. Şimdi Thermus aquaticus da sıcak ortamda yaşar ama 100 santigrat derecenin üzerinde yaşayanlar arkedir. O yüzden arkadaşlar daha ekstrem ya da daha zorlu koşullara adapte olabilir arkeler böyle bir ifade kullanmamız lazım. Mesela mavi ile karaladığım yere bakın sadece anaerobik koşullarda yaşayanlar var. Bataklıkların dibinde yaşayan var. Çürüyen bitkilerin arasında yaşayan var. ÖSYM bunu geçmişte şöyle sordu. Aşağıdaki canlılardan hangisi? Karbondioksitten metan gazı üretebilir. Yani metanojen arke, metan gazı üretebilenler var. Bakın orada da biyo yakıt üretiminin altına karbondioksit tire CH4 yani metan gazını yazdım. Evet gördüğünüz gibi iki domain bitti arkadaşlar. Bakteri domaini ve arke domaini altlarında bakteriler alemi, arkeler alemi. Bu ikisinin ortak özellikleri ve ayırt edici özelliklerini birazdan tekrar değineceğim. Şimdi gelelim ökaryot domainine. Ökaryotlarda ne demiştim? Hocam tek hücreli olabilir, çok hücreli olabilir. Ama artık zarlı organeller ve çekirdekler var. Hücre içerisinde özelleşmiş yapılar var. Mikrotübül, mikrofilament, arafilament denilen ki bunları daha sonra hücre konusunda tekrar tartışacağız. Özelleşmiş hücre iskeletleri var ki bu hücre iskeletleriyle hem organellerin hücre içerisindeki hareketini hem de organellerin sabitlenmesini sağlıyor. Ve en önemli bilgi bana göre şu anda bunların DNA'larının halkasal değil doğrusal olmasıdır. Bakın prokaryot DNA'ları bakterilerde ve arkelerde halkasal yapıdadır. Ancak ökaryot canlılarda lineer yapı yani doğrusal yapıdadır. Ve ökaryotlarda ne vardı? Histon proteinlerine sarılma vardı. Bakterilerde var mıydı? Hayır hocam. Arkelerde var mıydı? Bazılarında hocam. O yüzden arkeleri ökaryotlara daha yakın gösteriyoruz hocam. Tamam mı? Güzel. Her bir organeli zaten zamanı geldiğinde hücre ve organeller konusunda inceleyeceğiz. Şimdilik burayı geçiyorum. Bu sayfa çok kıymetli, çok güzel bir sayfa. Şimdi bize burada 6 tane canlı vermiş. Bu 6 canlının özelliklerini okuyun, sonra da şuraya yerleştirin. Var mı, yok mu şeklinde de özellikleri yazın demişler. Burada verilen örnekler arkadaşlar bizim bütün konuyu tekrar etmemizi sağlayacağı için kıymetli. Şimdi bakın Birinci görselde bilimsel adı Öglena Gracilis olan bir canlı var. Ve özelliklerini vermiş bana. Demiş ki çekirdek ve zarla çevrili organellere sahip. Demek ki domaini ökarya yani ökaryot. Güzel. Tatlı su yaşıyor. Tek hücreli. Tamam. Kendi besini kendi üretebiliyor. Ama zorunlu kaldığında dışarıdan da besin alabiliyor. O zaman hem ototrof hem heterotrof. Güzel. Yani miksotrof. Şuraya lütfen ekleyin bu kelimeyi alışın. Miksotrof. Zaten bir tek bu canlıyı bileceksiniz miksotrof olarak. İkinciye bakıyorum. Eşereşia coli. Proteine sarılmamış ama halkasal bir kromozomu var. Hmm. Hocam proteine sarılmamıştı. Histon proteinlerinden bahsetmiştin. O zaman bu bakteri, bakteri domaininden bakteri alemine ait. Plazmit içeriyor. Bazıları zorlu çevre şartlarına dayanıklıdır. Bakın, sadece arkeler zorlu çevre şartlarına dayanıklı değil. Bazı bakteriler de zorlu çevre şartlarına dayanıklı olabiliyor. Kimisi asidik ortama, kimisi sıcaklığa vesaire vesaire. Diğer canlıya bakalım. Onphalotus nidiformis. Bu çok hücreli yapıya sahip bir mantar. Ve mantar ağaç gövdesi üzerinde bakın çürükçül yani saprotrof olarak besleniyor. Yer aldığı domaindeki yani ökaryot domaininin mantarlar alemi içerisinde bazı türleri tek hücreli olabilir. Evet yaz şuraya Maya mantarı tek hücrelidir. ÖSYM'de maya mantarını sever arkadaşlar. Maya mantarı neymiş? Tek hücreli. Sen kendi yazınla oraya güzel bir şekilde yazarsın. Geçtim. Bilimsel adı Apis mellifera. Yani bu bir bal arısı. Çok hücreli. Hücre duvarı bulunmaz. Şimdi dikkat. Hücre duvarı ifadesi genelde bakteriler için, arkeler için, mantarlar için ve bitkiler için kullanılır. Her birindeki kimyasal yapı farklıdır. Ama hayvanlar aleminde ve bazı protistlerde hücre duvarı yoktur. Hayvanlar aleminde hücre zarı bu kadar hocam dışında işte yok. Selüloz çeperlermiş, peptidoglikan yapılarmış vesaire bunları ileride konuşacaksınız. Böyle bir şey bulunmaz. Çekirdek ve zarlı organeli var ama çok kıymetli doğrusal genetik materyali histon proteinlere sarılı. Hocam bu ökaryot domaini hayvanlar alemi Bilimsel adına bakıyorum. Metanobrevi bakter simiti. Şimdi insan bağırsağında yaşayan tek hücreli bir canlı. Tamam hocam buradan bir yere varamazsın. Çünkü tek hücreli ökaryot olabilir, prokaryot olabilir. Antibiyotiğe direnç geliştirebilir. Bunu birazcık anlatacağım. Bu böyle bir dursun. Ama ne demiş? Aşırı sıcak ve tuzlu çevre koşullarında da yaşayabilir. Adında da metanov var. Hani metanojen, metan gazı karbondioksitten metan gazı üreten hocam arke domaini. Şimdi az önce size bir şey dedim. Ekstrem koşullarda bakterilerde yaşayabilir. Ama size birisi gelip de 100 santigrat derece üzerinde yaşamak diyorsa bu arkedir arkadaşlar. Tamam? Özellikle büyük mikrobiyoloji kitapları, akademik seviyedeki mikrobiyoloji kitapları bu vurguyu yapmayı sever. Ama şuna bir değinelim. Antibiyotiklerin tek bir çalışma prensibi yok arkadaşlar. Kimisi hücre duvarını, kimisi DNA sentezini, kimisi protein sentezini engeller. Dolayısıyla burada bilimsel olan cümle ki öğretmeniz mutlaka size bundan bahsedecektir. Bakterileri etkileyen bazı antibiyotiklerden etkilenmez diyeceğiz. Hani hiçbir antibiyotikten etkilenmez demek bilimsel olmaz. Bir kere antibiyotik kelimesinin açılımı canlı karşıtı, canlıyı yok eden anlamına gelir. E bu da bir canlı. O zaman bazı antibiyotiklerden etkilenmeyebilir. Tamam kabul. Geldim son canlıma. Bakıyorum Opris Lika. Bu bir orkide. Hocam sahip olduğu kloroplastlar sayesinde kendi besini üretebiliyor. Çok hücreli bir organizma. Bu canlı ökaryot domaininde bitkiler aleminde inceleniyor. Aşağıda sizin için güzel bir not yazdım. Tam parazit bitkiler hariç bitkiler ototroftur. Tam parazitler buraya yazabilirsiniz. Cin saçı, canavar otu gibi bitkiler. İleride bunu da göreceksiniz zaten. Hani bütün bitkiler fotosentez yapar demeyin arkadaşlar. Artık liseye geçtiniz. Sizi yeni bilgilerle, güncel bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Cin saçı ve canavar otu gibi canlılar fotosentez yapamazlar. İsteyen ekstradan araştırma yapabilir. O zaman şimdi varsayımlara baktığımda birinci varsayım Öglena Hocam ökaryot domaine protista alemi. İkinciye bakıyorum eşereşiye koli bakteri domaine. Üçüncüye bakıyorum ökaryot domaine ve mantarlar alemi. Dörtte ökaryot hayvanlar alemi. Beşte arke domaine arkeler alemi. Ve altıya baktım ökaryot bitkiler alemi. Peki. Şimdi burada Neleri seçtik hocam? E tabi verdiği canları yazacağım buraya. E. coli gibi, M. smithi gibi. Ve ökaryotlara baktım. Öglene, mantar, arı ve orkide. Şimdi E. coli ve smithi'ye baktığımda ikisinin de hücre tipi prokaryot. Birisi bakteri, birisi arke. Ama ökaryotlar da hücre tipi ökaryot. Hücre sayısına baktım. Prokaryotlar tek tek. Ama ökaryotlar tek de olabilir, çok da olabilir unutmayacağız. Mesela maya mantarları tek hücreli ya da protistlerde birçok canlı tek hücrelidir. Belirgin hücre çekirdeği prokaryotlarda yok, ökaryotlarda var. Zarla çevreli yapı prokaryotlarda yok, ökaryotta var. Kromozomlarında histon proteini bakteride yok. Arkelerin bazılarında ve ökaryotlarda var. Halkasal kromozom, hocam prokaryotlardaki halkasal da ökaryotlardaki lineerdi dedin. Var var yok. Ekstrem koşullarda yaşayabilme, bazı bakteri türleri yaşar. Arkelerde yaşama var, ökaryotlarda yok. Şimdi sonda tekrar az önce söylediğim şeyi öğretmenlerimizle dün akşam kararlaştırıp o şekilde not aldık. Protein sentezini etkileyen antibiyotikler soru işareti. Ne dedik? Bakterileri etkileyen bazı antibiyotikler arke ve ökaryotları etkileyemeyebilir. Tamam? Bu en bilimsel hali arkadaşlar. Bunu yine tartışırsınız sınıfta. Şimdi bakteri, arke ve arke ökaryotun ortak özellikleri, en spesifik, en bilmeniz gerekenleri yazıyoruz. Bakteri ve arkeler prokaryottur, tek hücrelidir, çekirdekleri yok, zarla çevrili organelleri yok ve halkasal kromozoma sahipler. Öbür tarafa bakıyorum. Arke ve ökaryotların en belirgin ortak özelliği histon proteinleri içermeleridir. Lütfen dikkat edelim. Ve son olarak bir tane genel kültür tadında bir paragrafımız var. Demiş ki Apis mellifera yani bal arıları biyolojik önemi nedir? Bunların yok olmalarına sebep olabilecek şey nedir? Ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Çok basit bir şekilde hani genel kültür tadında yazmaya çalıştık. Biyolojik önemi elbette ki tozlaşmaya yardımcı. Bitkilerin arkadaşlar birinin poleninin diğerinin dişicik tepesine ulaşmasını sağlayan aslında önemli bir canlı. Tabii ki bunu yapan bir sürü canlı var. Ama bize burada bal arıları özelinde soru sorulmuş. Hani tek başına ya tamam bu arı da yok olsun ne olacak başkaları da var tarzında bir cümle kurmuyoruz. Çünkü bütün canlılar ekosistemde bizim için çok kıymetli, çok değerli bir zincirin halkası olarak düşünün. Ekosistem dengesini koruma gıda değeri ve ekonomik değeri var. Ürettiği balla değil mi? Hem gıda olarak bize katkısı var hem de bunun ekonomiye katkısı var. Yok olmasına ne neden olabilir? İşte pestisitler yani tarım ilaçları, kimyasallar, habitatların kaybı, Ormanların yok edilmesi, şehirleşmenin artması, işte iklim değişiklikleri olabilir ya da bu canlılara bulaşan parazitlerden kaynaklı hastalıklar olabilir gibi çok rahat bir şekilde çoğaltılabilir sebepler var. Peki nasıl önlem alırız? Pestisit kullanımını azalt, gerekirse hiç kullanma. Yaşam alanlarını koru, iklim değişimiyle mücadele et, farkındalık yarat, insanlara bunu duyur ve hastalıkların kontrolünü yap. Parazitlere karşı bu canları koru. Çünkü onların kendilerini koruyacak güçleri yok. Sen buna müdahale edebilirsin. Dedim ve ökaryotik canların sınıflandırmasını haftaya bırakıyorum. O zaman domain alakalı şöyle son bir kez konuşalım. Bakteri domaini, arke domaini ve ökaryot domaini olmak üzere 3 tane alemlerin üstünde bir sınıflandırma mantığı var. Bakteri domaini bakteriler alemi, arkeler domaini arkeler alemi, Ökaryot domaini ise protista, bitki, mantar ve hayvanlar. Arke ve bakteri prokaryot olmasına rağmen neden aynı yerde sınıflandırılmamışlar? Çünkü bakterilerde histon proteini yok. Bakterilerde çeperin kimyasal yapısı ve ribozomun içerisindeki RNA yapısı farklı. Arkelerin bazılarında histon proteinleri var ve az önce söylediğimiz gibi çeperi ve ribozomun alt birimindeki RNA'sı farklı ve arkeler histon proteinlerinden kaynaklı ökaryotlara yakın. Ortak özellikleri var mı? Elbette ki var işte. Diyorum ya prokaryottur, tek hücrelidir, DNA'ları halkasaldır gibi. Ökaryotlara baktığım zaman çekirdek ve zarlı yapılar göreceğim. Hücre iskeletinde özelleşmiş mikrotübül, mikrofilament, ara filament gibi yapılar göreceğim. Doğrusal bir DNA ve DNA'ların üzerine katlandığı histon proteinlerini göreceğim. Şeklinde arkadaşlar bu temel mantığı oturtmanızı istiyorum. Ve ekstrem koşullar ifadesi özellikle arkelerle ilişkiliyken bazı bakterilerde sıra dışı şartlarda yaşayabilir. Mesela bizim midemizin asidi ya da aşırı sıcak ortam gibi. Ancak neydi? 100 santigrat derece üzerinde yaşayan canlı arkeyi de unutmayacağız. Evet bu haftalık bu kadar yeter. Notu açıklama kısmına bırakıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.